Herkese selamlar. Öncelikle iyi haftalar. Piyasalarda BlackRock ETF başvurusunda bulunması haberiyle beraber %6-6,5 civarında bir yükseliş gerçekleşti. Şu an peki Bitcoin'in bir sonraki hareketi ne olacak? Olur da bir geri çekilme yaşanırsa nereden fiyata dahil olacağız veya direnç bölgeleri nereler? Bunlardan bahsetmek için artık salı günleri klasikleşmiş haline gelen bu videoyu çekmek istedim. Bundan sonra cuma günleri de güncelleme videosu çekmeyi düşünüyorum. Yani haftada 2 gün bu kanalda analiz videosunu izliyor olacaksınız. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açarsanız analizleri kanala yüklendiği gibi izleyebilirsiniz. Videoya başlamadan önce tabii ki de olmazsa olmazımız like isteyeceğim. Videoyu likelarsanız sevinirim. Şimdi hızlıca Bitcoin'deki beklentilerimden bahsedeyim. Bitcoin'de fiyat bu bölgelerdeyken, şu alandayken, şu seviyelerdeyken NinjaNews.io'da bir analiz paylaşmıştım. Fiyat 25.200 bölgesine tepki alsa da ben buradan longa dahil olanların bir şekilde saf dışı edileceğini düşünüyorum diye bir analiz paylaşmıştım. Ki aynı zamanda hani benim Twitter'dan takip edenler veya videoları izleyen arkadaşlar biliyordur ki ben şu alandaki likiditelerin ve likidite haritasında da görülen şu seviyeleri temizlenebileceğini düşünüyorum, bekliyorum. Fakat burada şöyle bir fark oluştu. 25.300 seviyesi üzerinde, yani 25.200-25.300 seviyesi üzerinde fiyat buradaki stopları patlatıp sonrasında verdiği retestle beraber tekrardan yukarı yönlü hareketine başladı. Ve aynı zamanda hani bu son yaptığı BlackRock haberinin de etkisiyle beraber gerçekleşen yükselişte market yapısında aslında bullish'e çevirmiş görünüyor. Grafiği saatlik zaman dilimini alıp da biraz daha bir tık daha detaylı bahsetmek istiyorum. Ben bunu önceki videolarda da sık sık belirtmeye çalışıyordum. Yani şuradaki hareket, şuna benzer bir fiyat yapısı gördüğünüzde fiyata dahil olabilirsiniz diye. Bu benim 25-200 seviyelerinden bir long pozisyonum olmuştu. Bunun da nedeniyle, niyesiyle Twitter hesabımda paylaşmıştım işleme girmeden önce. Buradan girdiğim pozisyondan fiyat yükseldikçe kar alarak pozisyonu kırptım. 26.555 dolar seviyeleri de direnç olduğu için bu bölgeden de pozisyonumu kapatmıştım. Şu an için herhangi bir işlemim yok. Ne long ne short. Dün bir short pozisyon almıştım. Dün gece saatlerinde Discord'da da paylaşmıştım. Şurada milimetrik stop oldu. Sağlık olsun, yani çok short kovalamıyorum. Olur da alt bölgelere gelirse long pozisyon almayı tercih ediyorum. Şimdi hemen hızlıca Bitcoin'in şu anki mevcut yapısına baktığımızda grafik bize ne ifade etmeye çalışıyor veya nerelerden tepki alabilir? Hızlıca bahsedelim. Şimdi baktığımız zaman alt bölgedeki likiditeler temizlenmiş durumda. Buradaki destek bölgesinin altına yaptığı sarkma hareketiyle beraber baktığımız zaman bu alandaki likiditeler de şuradaki fitille temizlenmişti ki hatta ben buradan bir geri çekilme yaşanıp 25.600 seviyelerine kadar bir düzeltme görülebileceğini düşünüyordum. Fakat fiyat bu bölgenin üzerine çıkarak 27.165 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirir. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bunu zaten herkes paylaşıyor. Mutlaka görmüşsünüzdür. İşte Bitcoin'in şu alanda kamamsı bir görüntüsü var. Evet, hani ben genellikle trend çok fazla trade etmeyi tercih etmiyorum. Yanıltıcı olabiliyor bana göre. Baktığımız zaman burada şu alanda Bitcoin'de bir likidite mevcut. Fiyat buradaki likiditeleri temizlemek için bu alandan yukarı yönlü bir tepki alıp şöyle likiditeleri temizleyip sonrasında tekrardan aşağı yönlü hareket sergileyebilir. Bu bölge, yani ilk olarak buradaki direnç bölgesine gelmeden olur da geri çekilirse benim dediğim gibi pozisyona işleme dahil olmayı beklediğim seviye buradaki 25.500, 25.450, 25.600 seviyelerine denk geliyor. Ben fiyat olur da buralara gelirse bu alandan tepki alabileceğini düşünüyorum. Bunun da nedenlerini hemen hızlıca şu şekilde belirtmeye çalışayım ki bunu dün NinjaNews.io üzerinde belirtmiştim. Bu alanda biraz daha yakından baktığımızda imbalans mevcut. Buranın da altında, şu alanda da market kırılımını gerçekleştiren order blok mevcut. Şu şekilde baktığımızda da hani bu bölgeyi oluşturduğu yeri tepe noktası olarak varsayarsak da şu an bulunduğu bölge optimal trade entry seviyesine denk geliyor. Diğer konseptleri de birleştirdiğimizde bu alan bana tepki alması muhtemel güçlü bir bölge olarak geliyor. O yüzden ben bu seviyelere gelirse long yönlü pozisyon açmayı düşünüyorum Bitcoin'de. Dediğim gibi buradan öncelikle buraya gelirse şu alanda vereceği kırılımla beraber short pozisyon açmayı düşünürüm. Nereye kadar? Gene beklediğim 25.600 seviyesine kadar. Fiyat öncelikli olarak direnç bölgesine değil de bu alana gelirse de bu sefer likiditesini temizlemesini beklediğim destek bölgesine kadar bir long pozisyon açarım şu şekilde. Yani Bitcoin özelinde şu an için benim beklentilerim, beklediğim destek direnç seviyeleri bu şekilde. Bitcoin'den sonra USD dominans grafiğine de hemen hızlıca bakıp yorumlamaya çalışalım. Buradaki destek direnç seviyelerini daha önce ben sık sık defalarca paylaşmıştım. Benim 7.80-7.90 seviyelerini kazanmasıyla beraber yükselişine devam edebileceğini belirtmiştim. Fakat şu an baktığımızda USDT dominans içinde daha önce ben bunu defalarca paylaşmıştım. Hem sitede hem Twitter'da hem YouTube'daki videolarda. Yani yalan olmasın, yanlış bir şey söylemek istemiyorum şu an. Bu seviyelere kadar bir yükseliş gerçekleştirebileceğini demiştim diye hatırlıyorum. Fakat tam olarak nereden bahsettiğimi hatırlamıyorum. Neyse şu şekilde şu an bulunduğu ilk destek seviyesi olan 7.90-7.80 seviyesinden tepki almış durumda USDT dominans. Aynı zamanda bu bölgede bir yükselen trendi var. USD dominansını biraz daha bu seviyelere gelip buradan tepki alıp tekrardan aldığı tepkiyle beraber tekrardan yükselişine devam etmek isteyebilir. Bitcoin'de bizim tekrardan yükseliş senaryolarını konuşabilmemiz için USD dominansta bu desteğin ve yükselen trendin aşağı yönlü kırılım vermesi gerekiyor. O yüzden sürekli olarak bunu söylüyorum ama Bitcoin'de long veya short pozisyon açarken USDT dominansı da göz ucunuzda kontrol etmenizde fayda olacağını düşünüyorum. Bitcoin dominansta da ben bunu aylardır aynı grafik üzerinde takip ediyorum ve elimden geldiğince de belirtmeye, paylaşmaya çalışıyorum. %49 seviyesinin kazanılmasıyla beraber günlükte bu alana retest verdi ve yükselişine devam ediyor. İlk direnç seviyesi %53 bölgesi, oranın da üzerine atması durumunda %57.30 seviyelerine kadar dominansta bir yükseliş görülebilir. Bu da tabii ki marketteki paranın %53'ü veya %57'sinin Bitcoin'e kaydığını ifade ettiği için altcoin'lerde düşüşler görülebilir. O yüzden altcoin'lerde çok fazla özellikle şu dönemde trade etmek yerine Bitcoin'e trade etmek bana göre daha güvenli liman gibi geliyor. Daha risksiz. Çünkü altcoin'ler çok fazla volatil. Doğru pozisyonu yakaladığınız zaman evet güzel karlar bırakabiliyor. Fakat çok hızlı stop da edebiliyor. Beklentimizin üzerinde zararlar etmemize sağlayabiliyor. O yüzden ben şu sıralar sadece Bitcoin'i takip edip Bitcoin'de trade etmeye çalışıyorum. Ekstra takip ettiğim coin'ler de var. Onlar da işleme girip çıkıyorum. Fakat dediğim gibi ağırlıklı olarak Bitcoin'de trade etmeye çalışıyorum. INJ'de de şu şekilde bir yapı gözüme çarptı. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Baktığımız zaman INJ'de de yüksek dip, işte daha yüksek tepe, daha yüksek dip, daha yüksek tepe şeklinde görünüm mevcut. INJ'de de olur da gelirse benim alım yapmayı beklediğim seviye, hani bu alanlara zaten siz de görüyorsunuz, alarm kurdum. Bu seviyelere gelirse INJ'de de bir long pozisyon açmayı düşünüyorum. Açıkçası evet fiyat ilk olarak bu bölgeden tepki aldı. Fakat buradan aldığı tepkiyle beraber yeni bir yüksek yapamayıp tekrar bir geri çekilme yaşadığı için INJ'de işleme dahil olmak için aceleci davranmayacağım. Buradaki işte son atmış olduğu fitilin de likiditesini temizlemek isteyebileceği için 5.73-5.80 seviyelerine alarm kurdum. INJ bu bölgelere geldiğinde Bitcoin'den konfirmasyon alarak pozisyona dahil olmayı düşünüyorum. Buradaki stop alanı, şuradan işleme girdiğimizi varsayalım, stopu şuraya attığımızı varsayalım, %3.20 civarında olduğu için INJ'de hani 2 kademe veya 3 kademe düşük riskle long değerlendirmesi yapılabilir. Nereye kadar? Buradaki işte meşhur şaka yeşili mumunun olduğu 6.84-6.90 seviyesine kadar bir long pozisyon açmayı düşünüyorum. Olur da hani beklediğim yere gelmez. Fiyat 6.84 seviyelerine gelirse de bu alandan gene marketin Bitcoin ve USD dominanstan da konfirmasyon alarak bu alandan bir short değerlendirmesi yapmayı düşünüyorum. Öte yandan FXS'te de bunun detaylı analizini elimden geldiğince dün NinjaNews.io üzerinde paylaşmaya çalışmıştım. FXS'ini neden paylaştım? Haberin detaylarını NinjaNews.io üzerinde tekrardan okuyabilirsiniz. Fakat ben gene de şöyle bir kısaca bahsedeyim. FXS'in CEO'su gelen bir öneri üzerine buyback yapıp buyback'le beraber yapılan alımları da burn edilmesine sıcak baktığını, bu fikri desteklediğini belirten bir açıklama yaptı. Tabii ki buradaki haberi de üzerinden detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Burada hani bazı kriterler var. 5 doların altına düştüğünde bu sistem gerçekleşecek. Fakat gelen haberle beraber FXS 5.28 seviyelerinden güzel bir tepki aldı. %9 civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. Benim takip ettiğim ilk direnç bölgesi 5.814 bölgesi. Olur da fiyat bu alanı kazanırsa bu bölgeye vereceği retestle beraber 7.23 seviyelerine kadar bir yükseliş görülebileceğini düşünüyorum. Bu alan hem yatayda bir direnç hem de burada olası oluşturabileceğim muhtemel düşen trendin direncine denk geliyor. FXS'i de bu yüzden yakından takip ediyorum. OP'nin de grafiğine bakacak olursak OP'de de beklediğim hareket burada çizili olduğu üzere 1.2035 seviyesini kazanmasıyla beraber bu alana retest vermesi durumunda, fiyatın bu bölgeyi destek haline getirmesi durumunda destek altı stoplu pozisyona girmeyi düşünüyorum. Takip ettiğim coinler arasında yer alıyor. Bunun da sebebi geçtiğimiz günlerde NinjaNews'ten bunun haberini paylaştık. BNB Chain OP Stack üzerine kurulu ve Ethereum'un sanal makinesiyle uyumlu bir blockchain olan OP BNB testneti piyasaya sürdüğünü duyurmasıyla beraber OP'de 1.09 seviyelerinden bir tepki aldı. OP'de takip ettiğim ilk direnç seviyesi 1.2035 bölgesi. Burayı kazanıp retest vermesi durumunda 1.39-1.40 seviyelerine, yani şöyle 4 saatte göstereyim, eski direnç bölgesi olan 1.39-1.40 seviyelerine test etmek isteyebileceğini düşünüyorum. LDO artık bizim Umut'un, Kemal'in, benim sıklıkla takip ettiğimiz, paylaştığımız coinler arasında yer alıyor. LDO'da da benim beklentim, bu alanlara alarm kurdum. 1.4483 seviyesi benim mutlaka, buradan stop olmayacaksam da nereden stop olacağım diye belirtebileceğim bir, olur da bu bölgeyi de kaybederse bir alt destek seviyesi olarak da 1.2740 seviyelerini takip ediyorum. Şu şekilde de gösterecek olursa, olur da fiyat bu alana gelecek diye bir şey yok. Olur da fiyat gelir, şuradaki likiditeleri temizleyip hızlı bir şekilde toparlanmayla bu alana tekrardan retest verirse bu alandan da pozisyona dahil olmayı düşünüyorum. Bu yapıyı ben sık sık belirtiyorum. Önceki videolarda da bunu örneğiyle beraber anlatmıştım. Gene hani hiç bilmeyenler varsa da bizim Ninja Traders'ın eğitim setini alıp bu konseptleri oradan izleyebilir. Academy.ninjasquad.co adresinden eğitimi de satın alabilir, izleyebilir. Veya bir tane Ninja Squad NFT'si alıp NFT'de stake etmeniz durumunda eğitimi ücretsiz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Sadece hani eğitimi izlemek için değil, hani Discord'da bizlerle de sohbet edip Discord'da verdiğimiz analizlerden de faydalanabilirsiniz. Yani bütün gün zaten Discord'da takılıyoruz. Bundan da bahsettikten sonra Ethereum'a geçelim. Ethereum'da ben çok uzun zamandır açıkçası işlem almıyorum. Fakat bir önceki videoda bahsetmiştim. İşte şuradaki range alanın EQ noktasına denk geliyor diye. Bu alanı kaybetmesiyle beraber tekrardan test ettiğinde direnç olarak tepki aldığı nokta oldu. İlk direnç seviyesi olarak 1776 bölgesi Ethereum'da kazanılması gereken artık önemli bir direnç bölgesi olduğunu düşünüyorum. Destek bölgesi olarak da benim takip ettiğim, işte hani bu alan yatayda benim takip ettiğim ilk direnç bölgesi. Olur da hani markette düşüş devam ederse Ethereum'da, hatta buraya alarmımı kurayım, fiyat 1590 seviyelerine gelirse long pozisyon değerlendirmeyi düşüneceğim bölgelerden bir tanesidir. Çok ihtimal vermiyorum. Fakat hani burası malum, işte bizim piyasa bir dakika sonra ne olacağı belli değil. Olur da spot'tan ben Ethereum almayı düşünüyorum, hangi seviyeden alayım diyen varsa da 1480-1500 seviyeleri Ethereum'da alım düşünülebilecek önemli bir bölge olduğunu düşünüyorum. Hani bir kademe alım yapılabilecek seviyelerden biridir bana göre. Ethereum'dan sonra da FET'ten bahsetmek istiyorum. Sadece FET'ten değil aslında, FET, AGIX, Render çok fazla sorulan coinler arasında yer alıyor. Neden? AI hype ile beraber, yapay zekanın popülerleşmesiyle beraber AI coinlerine çok fazla yatırım yapan arkadaşımız oldu. Muhtemelen daha yüksek fiyatlardan alım yaptıkları için de şu anda zararda bekliyorlar. Bu yüzden de sık sık bu coinleri soruyorlar. FET'te bir önceki geçtiğimiz haftaki videoda destek bölgesi olarak 0.1770 bölgesinden bahsetmiştim. Bu alandan hani bir tepki alıp %14 civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. Tabii ki hani ben bu long'u değerlendirmedim. Hani bu alandan bir alım yapmadım. Gene güncel destek seviyesi 0.1770 dolar olarak takip ediyorum. İlk direnç bölgesi ise, bu seviyeyi mutlaka kazanması gerekiyor diyeceğim direnç seviyesi ise 0.2290 bölgesi, 2300 bölgesi olacaktır diye düşünüyorum. Ara direnç bölgesi olarak da tekrardan destek bölgesinden tepki alırsa da buradaki bizim şaka yeşili mumumuzun olduğu direnç seviyesine kadar bir yükseliş görülebilir. 0.1770 bölgesini destek olarak belirtmiştim. Fakat fiyat gelir de bu alanın altına bir fitil atıp buradan longlayanları saf dışı ederse tekrardan işleme dahil olmayı düşüneceğim seviye. Şöyle bir harekette bu alana vereceği reteste long pozisyon açmayı düşünürüm. Hatta şu alana bir alarm kurup takibe alayım. Olur da buraya gelirse Discord'dan veya Twitter üzerinden paylaşmaya çalışırım. Siz de bu şekilde takibe alabilirsiniz. İlk ara direnç bölgesi olarak da 0.2070-2110 seviyeleri takip edilebilir. Onun dışında AGIX çok sorulan coinlerden bir tanesi. Hani AGIX'teki destek dirençleri ben bu şekilde takip ediyordum. Hani coin'in çünkü destek alabileceğim veya işte burası destek diyebileceğim bir seviyesi yok. İlk direnç bölgesi olarak 0.2245 seviyeleri takip edilebilir. Yani bu alanın üzerinde fiyatın tutunması gerekiyor ki tekrardan bir üst direnç bandına bir yükseliş gerçekleştirsin. Veya fiyat bu alanda bize yeni bir yapı oluşturması gerekiyor ki biz tamam yeni desteğimiz burası diyebilelim. Hani grafik bana çok fazla bir ipucu vermediği için AGIX hakkında çok fazla bir yorumda bulunamıyorum. Dediğim gibi ilk direnç bölgesi 0.2245 seviyesi. Burayı kazanırsa destek altı stoplu long pozisyon düşünülebilir. Benim takip ettiğim bir de çok fazla sorulduğu için birkaç tane de coin'den, altcoin'den bu şekilde bahsetmiş olayım. Onun dışında DXY'den de bahsetmezsek olmaz. DXY'de de şu şekilde bir görünüm var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. DXY'de hani görünüm açıkçası pek hoş gözükmüyor. Hem dolar karşısındaki varlıklar için veya işte elinde bulunduranlar için DXY pek hoş gözükmüyor. Nedenlerini elimden geldiğince bahsetmeye çalışayım. Hani şu alanda zaten DXY'nin konsolide olduğunu, bu bölgeyi yukarı kırmasıyla beraber yükselişe başlayabileceğinden bahsetmiştik ki bunu da ciddi bir şekilde gerçekleştirdi. Baktığımız zaman DXY şuradaki alanda hani burada gerçekleştirdiği yükselişin şu anda düzeltmesini çok sağlıklı bir bölgeye vermiş görünüyor. Şu anki yapıya baktığım zaman DXY bullish görünüyor. Yani bu alandan hem yataydaki destek seviyesi hem de optimal trade entry bölgesinden çok güzel bir tepki almış durumda. Bu noktada şuna dikkat etmek gerekiyor. Hani fiyat buradan aldığı tepkiyle beraber ilk direnç bölgesi olarak 103.375 bölgesini aşarsa yeni bir high yapmak için, yani şu alanı aşarsa yeni bir high yapmak için yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Nereye kadar? İşte 105.30 seviyesi olur veya 105.80 seviyelerine kadar DXY'de tekrardan bir yükseliş görülebilir. Bu da ne demek oluyor? İşte hani özellikle son zamanlarda kripto tarafında hani DXY ve Nasdaq S&P 500'de korele gitmiyoruz. DXY düşerken korele olmadık ama muhtemelen DXY yükselirken korele olabilir. Hem kripto tarafında dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hem de Nasdaq, S&P 500, altın, petrol gibi emtiaları trade eden arkadaşlar bunu göz önünde bulundurabilir. DXY'yi de bu şekilde belirtmiş olayım. Altında tekrardan 1945 seviyelerine gelirse işleme dahil olmayacağımı belirtmiştim. Herhangi bir long pozisyon açmadım. İlk benim takip ettiğim destek seviyesi 1916.36 seviyeleri. Altın bu seviyelerden bir tepki alabilir fakat ben asıl long pozisyon almayı düşüneceğim seviye 1860 bölgesi. 1916 seviyelerinden scalp olarak değerlendirilebilir. Bu alanlardan tepki alması muhtemel. 1916-1890 aralığından altında scalp yönlü bir pozisyon açılabilir. Onun dışında hani bu bölgelerde kaybedilirse benim altında hani az önce de bu örneği vermiştim. Buraya gelirse bu bölgeden stop olmayacaksam nereden stop olacağım diyeceğim seviye gene 1860 bölgesi olacaktır. Altın bu bölgeye geri çekilme yaşarsa mutlaka bu bölgeden bir long değerlendirmesi yapmayı düşünüyorum. Hani alarmımı da kurdum. Önceki videolarda da belirttiğim hani direnç seviyesi buradan şu herhangi bir short açmamıştım. Olur da altın işte buralarda oyalanır, tepki alırsa ilk direnci 1980 seviyeleri, yükselişin tekrardan devam etmesi ve 2070 seviyelerini test etmesi için ilk olarak 1980 seviyelerinin kazanılması önemli. Bu bölge beklediğimiz hareketi gerçekleştirmedi. Hani az önce belirttiğim destek seviyesine gelmedi. Buradan aldığı tepkiyle beraber direnç bölgesini tekrardan test edip bu alanı kazanırsa da bu bölgenin retestinde long pozisyon açmayı düşünüyorum. Takip ettiğim destek dirençler bu şekilde altın tarafında. Gümüşten de şöyle hızlıca bahsedecek olursak da hani gümüşte açıkçası neden bilmiyorum. Çok fazla işlem açmaya elim gitmiyor. Daha çok S&P 500, Nasdaq. Hani altında trade etmeyi tercih ediyorum. Ama gümüşte de benim takip ettiğim hani ilk tepki almasını bekleyeceğim önemli destek seviyesi 22.11, 21.55 dolar seviyeleri olacaktır. Olur da bu bölgeye gelirse aynı zamanda hani burada baktığımız zaman şu şekilde yeni dipler yapıyor. Bu alandan alacağı tepkiyle beraber yeni bir lower high oluşturabilir. O yüzden kalp olarak gümüşte de 22 dolar seviyeleri bir long fırsatı olarak değerlendirilebilir. Petrolü de gene çok uzun zamandır aynı grafik üzerinde takip ediyorum. Şu şekilde belirtecek olursam, hatta şu alanı biraz daha yakınlaştıracak olursak da 69-70 seviyelerine gelmesi durumunda petrolde de long pozisyon açmayı düşünürüm. Neden? Hem bu bölgede likiditeler mevcut hem de 69-70 seviyesi benim takip ettiğim önemli bir destek bölgesi. Fiyat bu alana gelir bir fitil atarsa şu alanlardan destek altı stoplu long pozisyon düşünülebilir. Petrolden sonra da hızlıca doğalgazdan bahsedecek olursak da doğalgazı bu sıralar biraz yakından takip edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bu yapıları çok seviyorum. Fiyat derin bir düşüş yaşadıktan sonra belirli bir alan içerisinde konsolide oluyor ve bu konsolide olduğu alanda yukarı yönlü kırması durumundaysa güzel karlılıklar yakalanabiliyor. O yüzden doğalgazı da takibi almanızı öneririm. 2.82 seviyesi şu an için doğalgazdaki ilk direnç bölgesi. Fiyat burayı kazanırsa, açıkçası buralarda oyalandı, direnç bölgesini kazanırsa ilk olarak ütopik bir hedef olabilir belki, ama burada işte kutuyla belirttiğim 4.14-4.37 seviyesinde bulunan gap'i kapatmak için bu bölgeleri test etmek isteyebilir. Doğalgazı da bu yüzden ben takip aldım. Sizin de takip etmenizi öneririm. Veya işte teknik analizi mutlaka az çok biliyorsunuzdur. Oluşan yapılara göre bir fırsat görüp pozisyona dahil olabilirsiniz. Son olarak Nasdaq'tan bahsetmek istiyorum. 15.244 seviyesi önemli bir direnç bölgesiydi ki şu an için bu alandan tepki almış durumda. Aynı zamanda DXY'nin de destek bölgesinden tepki almasıyla beraber Nasdaq'ta önemli bir direnç bölgesinden red yiyerek şu anda geri çekilme yaşıyor. Bu alandan bir short pozisyon paylaşmıştım. Nereye kadar? Buradaki 13.850-13.650 bölgesine kadar bu direnç bölgesinin aldığı tepkiyle beraber buradaki gap'i kapatabileceğini düşündüğümü belirtmiştim. Ki şu anda da direnç bölgesinden red yemiş durumda. Nasdaq'a gene dediğim gibi aynı şekilde takip ediyorum. Fiyat olur da bu bölgeye gelirse bu alandan da tekrardan long pozisyon açmayı düşünüyorum. MTB indeks paritelerinde PrimeXBT borsasını kullanıyoruz. Videonun açıklama kısmında yer alan referans linkiyle üye olarak buradaki fırsatları da değerlendirebilirsiniz. Ayrıca Umut da PrimeXBT borsasından komisyon indirimi için kod istemiştik. Sağ olsunlar, onlar da gönderdi. Fee indirimi için 100'e yakın kod mevcut. PrimeXBT borsasında işlem açanlar veya açmayı düşünen arkadaşlar varsa Umut Twitter'dan paylaşmıştı zaten. Twitter'dan Umut'a ulaşırsanız eğer size kod verecektir. Bugünlük benim bahsetmek istediklerim bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Markette çok ekstrem bir hareket olmadığı sürece yarın veya perşembe günü video çekmeyi düşünmüyorum. Fakat cuma günü tekrardan bir güncelleme videosu çekmeyi düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like attığınız için de teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.